Yandan kapat istersen. Başlayalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 26 gün boyunca çok yoğun bir mesai ile sonuca ulaşmış olan komisyon aşaması sona erdi ve dün bütçe genel kurula geldi. Fakat üzülerek söylüyorum ki bu 26 günlük ve yüzlerce saatlik mesai içerisinde muhalefet bütçenin tek bir virgülünü dahi değiştiremedi. Ben şimdi bugün yapacağım konuşmada bu bütçenin genel kurula gelmesi vesilesiyle sınıfsal açıdan röntgenini çekmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bütçe hakkı tarihsel açıdan aynı zamanda barış hakkıdır. Ve 1215 Magna Carta'ya tarihlendirilir. Çünkü kralın savaş yapmak için dizginsiz biçimde saldığı vergiler halkın genelini, bu arada bir kısım soyluyu da rahatsız etmiştir. Buna karşı kralın bu yetkisini dengelemek ve denetlemek adına bütçe hakkı aynı zamanda bir barış hakkı olarak doğmuştur. Şimdi ben üzülerek Türkiye'nin 1215 Magna Carta anlaşmasının çok daha gerisine sınıfsal olarak savrulduğunu ifade etmek istiyorum. Gerisine savrulmuştur çünkü esasen Magna Carta bir hegemonun inisiyatifini ve iradesini tartışmaya açarken, tek başına karar veremezsin derken, Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yıl bütçesi bir hegemonun tek başına karar vermesiyle genel kurula gelmiştir. Dolayısıyla burada güçlerin ayrı durumu ve yürütmeyi denetlemesi esprisi ortadan kalkmış, saraydan yazılan bütçe tek bir virgülü dahi değişmeden genel kurula kadar gelmiştir. İfade etmek isterim ki bu Türkiye demokrasisi açısından son derece kötü bir durumdur. Son derece sorunludur ve Millet Meclisi'nin de doğrusunu isterseniz fonksiyonunu ortadan kaldıran, meclise ilişkin hakaret niteliğinde bir bütçe sunumu olmuştur. Şimdi biz Halkların Demokratik Partisi olarak hep diyoruz ki bu bütçe bir savaş bütçesidir. Fakat değerli arkadaşlar, bu savaş bütçesi kavramını yalnızca top, tüfek ve silahlanmaya ayrılan pay olarak görmemek gerekir. Böyle görüldüğünde eksik olacaktır. Evet, önemlice bir kısmı biraz sonra değineceğim biçimiyle silahlanmaya ayrılan kaynaklardır. Bu yönüyle evet, bu bütçe bir savaş bütçesidir. Ama aynı zamanda yoksullara, işçilere, emekçilere, ücretlilere karşı uygulamış olduğu ekonomik zor ve şiddet sebebiyle de bir sınıfsal savaş bütçesidir. Bunu temellendirmeye çalışacağım. Şimdi bakın, 4,5 trilyon liralık bir bütçe büyüklüğünden bahsediyoruz. Bunun 3,8 trilyonu halktan toplanan vergilerle oluşturuluyor. Peki 3,8 trilyonu nasıl halktan toplanan vergilerle oluşturuluyor? Burada yoksullarla zenginlerden aynı biçimde mi vergi toplanıyor? Ne yazık ki böyle değil. Özellikle şunu ifade etmek gerekli ki burada geçen yıl bütçe geliri olarak 1,47 trilyon yani 1 trilyon 470 milyar lira toplanmışken bütçe geliri olarak bu yıl 3,8 trilyona çıktı. Yani %150 oranında, hani resmi enflasyon %84 küsur oldu ya, 85'in altına düştü resmi enflasyon. Yani %150 ile vergi toplanmış durumda. Peki bakalım bu 3,8 trilyonun neresi kimden alınmış? Dedim ya başta sınıfsal olarak bu bütçenin röntgenini çekmek gerekir diye. Değerli basın mensupları, bu 3,8 trilyonluk gelirin 2,7 trilyonu düşük gelirli gruplardan doğrudan dolaylı vergilerle alınan kesim.
kısım. Yani bunlar esasen tüketim vergileri. Gidersiniz bir ekmek alırsınız, KDV ödersiniz, ÖTV ödersiniz, su alırsınız, şunu alırsınız, bunu alırsınız. Yani düşük kesimli vergilerden, kesimlerden alınan kısım 2.7 trilyon iken sadece gelir ve kurumlar vergisi biçiminde bütçeye yansıyan, yani sermayenin esas olarak daha durumu iyi olan kesimin bütçeye yansıyan kısmı ise 1.1 trilyon. Bir defa burada sınıfsal tercihi görüyoruz. Bu bütçe ağırlıklı olarak emekçilerden, yoksullardan, ücretli olarak çalışanlardan toplanan bir bütçe halinde. Ama günün sonunda gelin bakın ki yoksullardan, ücretlilerden, maaşlılardan alınan bu bütçe daha fazla sermayeye hizmet ediyor. Nasıl mı? Aynen şöyle. Şimdi bu bütçede değerli arkadaşlar vergi harcamaları adı altında bir kalem var. Adı böyle çok soft bir isim. Hiç böyle sınıfsal bir çağrışım yapmıyor. Ama içine bakıldığında vergi harcamaları geçen yıl bu yıl için öngörülen vergi harcamaları 385 milyar liraydı. Bu arada vergi harcamalarını açacak olursak sermayenin alınmayacak olan vergi kısmını ifade ediyor vergi harcamaları. Yani geçen sene bu yılın bütçesine bakarak deniliyordu ki 2023 bütçesinde 385 milyar lira sermayeden vergi olarak alınmayacak. Bu sene bu 994 milyar liraya çıktı. Yani asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından kaynaklı olarak azalmayı da temel alırsanız aşağı yukarı bu yıl yoksullardan toplanarak bütçe haline getirilmiş bu yekünün içerisinden 800 milyar lira civarında sermayenin, zenginlerin vergileri bağışlanmış durumda, affedilmiş durumda. Yani şöyle söylersem belki daha iyi anlaşılır. Resmi enflasyonun yaklaşık %85 olduğu yerde sermayenin vergi afları %300 düzeyinde şekillendi. Yani siz bir bütçe yaparken yoksuldan topluyorsunuz, zengine veriyorsunuz. Bu da yetmiyor. Zenginin bu ülkede çalışıyor, yaşıyor ve bu ülkenin kaynaklarını kullanıyor olmaktan doğan vazifelerini de ortadan kaldırıyorsunuz ve bunun içerisinde 800 milyar liralık vergisini de bağışlıyorsunuz. Mesela tek tek her bir bakanlığı değerlendirmeyeceğim süre uzamasın diye. Ama Tarım Bakanlığı için söyleyeyim. 143 milyar liralık bir Tarım Bakanlığı'nın içerisinde 54 milyar lira gibi tarımsal desteklere kaynak ayrılmış. Tarımsal destekler derken de bunun yoksul, geçimlik çiftçi, küçük ölçekli çiftçiliğe gideceğini falan kimse düşünmesin. Yani onların da içinde olduğu bir kesime ancak ve ancak düşen 54 milyar liralık bir yekün. Sermaye bu kadar olağanüstü destekler sağlarken emeğiyle geçinene, bu memleketi memleket kılana, insanların doymasını sağlayana bu kadar az bir desteği sunmak gerçekten bu bütçenin sınıfsal niteliğini açığa koyuyor. Gelelim bunları en azından iktisadi zor kategorisinde alırsak gelelim fiili zora. Özellikle bu memlekette Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden kaynaklı olarak tarihi fiden beri devam eden savaş ve çatışma ortamı ve muhalefete karşı son 20 yılda iktidarın giderek artan öfkesi ve bastırma politikalarının sonucu bütçeye yansımış durumda. Savunma sanayi destekleme fonu da içine dahil edildiğinde 460 milyar liralık bir savunma bütçesinden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bu ne midir? 460 milyarlık bütçe geçen yılın tam iki katıdır. Geçen yıl 230 milyar lirayken bu şu anda 460 milyar liraya çıkmıştır. Yani cebimizden 8 lira çıkan verginin her 1 lirası İHA'ya, SİHA'ya, tanka, topa. Yani bu ülkede yaşayan insanların refahına değil, tam tersine savaş ve çatışma politikasına harcanıyor. Şimdi bütçenin sınıfsal röntgeni çok kabaca böyle.
Detaylarını günlerce kuşkusuz tartışmak gerekir. Ancak bu bütçe nasıl bir akılla kuruldu? Hangi iktisadi akıl bu bütçenin bu şekilde yapılmasına sebep oldu? Hangi model? AKP'nin, MHP'nin çok övündüğü faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur aklı. Yani esasen faizi negatif faiz biçiminde tutmakla ihracatın artacağını öngören akıl esasen çökmüş durumda. Şimdi sormak istiyoruz, ya sizin bu ekonomi politikanız, Türkiye ekonomi modeli dediğiniz şey çöktü. Niye çöktüğünden bahsedeceğim. Bu çökmüşken bu akılla oluşturduğunuz bütçenin bu memlekete hayırlı olmasını beklemek için bir gerekçemiz var mı? Hiçbir gerekçemiz yok. Bakın, evet, bu model çöktü diyorum. Nerelere bakmak gerekir? Mesela dış ticaret açığı ve cari açığa bakmak gerekir, değil mi? Bütçe açığına bakmak gerekir. Bütçede faize ayrılan kısma bakmak gerekir. Olağanüstü bir bütçe açığından bahsediyoruz. 659 milyar liralık bir bütçe açığı bu. 659 milyarlık. Ama sermayenin bağışlanan vergilerini bağışlamasanız bütçe açığı diye bir şey memlekette kalmayacak. Başka ne? 565 milyar liralık bir faiz gideri de var bu bütçe içerisinde. Hani bunlar sürekli faiz şudur budur diye, nas var falan diye anlatıyorlar ya. Politika faizlerinin düşmesini bu şekilde temellendiriyorlar ya. Oysa bu iktidar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük faizci iktidardır. Faizden faydalanan ama mütedeyyin kesimlere de biz faize karşıyız mesajı veren bir iktidardır. Şimdi bakalım bu model niye çöktü? Bir defa dış ticaret açığı ve cari açık ne oldu? Patladı. Ocak ile Ekim 2022 döneminde ihracatta %15.4 bir artış oldu. Ama değerli arkadaşlar, iktidar mensupları ithalattan hiç bahsetmiyorlar. %39.4 oranında ithalat arttı. Ekim ayında ihracat %3 artarken ithalat %31 arttı. Ve bunun içerisinde ne yazık ki ihracatın, bu yapılan tırnak içine söylüyorum, dandik ihracatın da önemlice bir kısmının da ithalata bağlı ihracat olduğunu biliyoruz. Yani kendi ürettiğimizi ithal etmek, ihraç etmek biçimde değil, oradan aldığımızı burada işleyip ihraç etmek biçiminde olduğunu biliyoruz. Bu böyle olduğu için de bakın bu ihracat ve bu büyüme esasen yoksullaştıran bir büyüme biçiminde ortaya çıkıyor. Ekim ayı imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94.7 idi. Buna karşılık yüksek teknoloji ürünlerinin bunun içindeki payı %3 civarında. Yani buradan çıkan sonuç şudur. Siz katma değer yaratan, yüksek gelir getirecek şeyleri üretip ihraç edemiyorsunuz. Yani bu konuda gerisiniz. Yani siz ihraç ettiğiniz her maldan daha fazlasını ithal etmek zorunda kalıyorsunuz. Buradan meseleye bakıldığında tabii cari açığın giderek büyüdüğünü, giderek katlandığını, dış ticaret açığının da giderek katlandığını görüyoruz. Ocak, Eylül olmak üzere bu yılın ilk 9 ayındaki cari açık %625 oranında artarak 6 milyar dolardan yaklaşık olarak 40 milyar dolar seviyesine çıkmış oldu. Gelelim enflasyona. Enflasyon diyorlar düşme eğilimine girdi. Bu düşmenin sebebini biliyoruz. Baz etkisi. Yani şöyle formüle edeyim. Siz bir araca bindiniz, gidiyorsunuz 200 kilometre hızla. 200 kilometreden aracınız 195 kilometreye düştü. İktidar diyor ki enflasyon düştü. Peki sonuçta fiyatların azalması söz konusu olacak mı? Hayır. Ne söz konusu olacak? Yalnızca fiyatların artış hızı yavaşlamış olacak. Bu sebeple her ne kadar %84-39 olarak TÜİK
enflasyonu açıklamış olsa da bu ekonomi planlaması ve bu modelle önümüzdeki dönemlerde enflasyonun tekrar artacağını bilmek lazım. Özellikle üretici fiyatlarındaki artış bize raftaki malın fiyatının giderek daha fazla artacak olduğunu gösteriyor. Zaten disk ağırda emekçinin ve emeklinin enflasyonunun %115 ila %133 arasında artmaya devam ettiğini söylüyor. Peki bu ekonomik modeliniz için istihdama ne dersiniz? Diyorlar ki istihdam aldı başını gidiyor. İstihdamda alıp başını giden bir şey yok. İstihdam düşme eğiliminde. Diskar'ın yaptığı araştırmaya göre geniş tanımlı işsizlik oranı %20'ye yakın ve işsiz sayısı 7.3 milyon civarında. İstihdam edilenlerin payı ise genel olarak %34, kadınlarda ise durum çok daha vahim, %18. Yani 16 ila 65 yaş arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sadece 1/3'ü istihdam edilebilirken, yani kalıcı ve sürekli bir istihdam biçiminde istihdam edilebilirken, kadınlarda bu oran, değerli basın mensupları, yalnızca 1/5 oranında ve kabul edilmesi mümkün değil. %47'lik bir istihdamdan bahsedilirken Avrupa'nın en kötü ülkesinde bu istihdam oranı %70'ler düzeyinde. Bizde bir puan artırmayı iktidar büyük bir başarı olarak bize sunarken esasen işin geri planında böyle bir Ali Cengiz oyunu ne yazık ki var. Yine en önemli şey, bakın, öyle oldu böyle oldu dediler ki biz büyüme temelli iktisat politikasına sahibiz. Peki büyümede durum ne? Bakın, iktidar bloğunun arkasına sığındığı tek gösterge olan büyümede çöktü. Çünkü ekonomi 3. çeyrekten itibaren daralmaya başladı. Bu yılın 2. çeyreğinde %6.7'lik bir büyüme söz konusuydu. 3. çeyreğinde ise bu %3.9'a düştü. Buradan anlaşılması gereken şey esasen şu. Bu büyüme, ihracat, dışarıdan gelen doğrudan yatırım, buna ya da katma değer üreten sanayilerle olan bir büyüme değil. Bu büyümenin tek bir sebebi var. Bu hane harcamalarının artmış olması ve devletin buna kredilerle yaptığı katkı. %19.9 artışla hane halkı tüketimi bu büyümenin esas olarak sebebi. Yani dışarıdan bir şey gelmiyor. Kendi cebimizdekini daha da değersizleşmesin diye, cebimizde olan 100 lirayı daha da değersizleşmesin diye harcıyoruz. Harcıyoruz. Çünkü 2 gün sonra durursa o 100 liranın değeri daha da azalacak. Burada devletin büyümeyi desteklemesi de %8-8.5 civarında aşağı yukarı cereyan ediyor. Buradan bakıldığında aslında iktidarın elinde gerçek manada büyümeyi sağlayan, gerçek manada gelir dağılımı adaletini sağlayan ve istihdamı artıran bir ekonomik modelin olmadığını çok net olarak görüyoruz. Niye söylüyorum bunu? Çünkü burada bu süreç içerisinde emekçilerin bu büyümeden aldığı pay da ciddi biçimde azalmaya başlıyor. Geçen yılın aynı ayında %29.5 iken işçi sınıfının ücretlerin büyümeden aldığı pay şu anda 26.3'e düştü. Sermayenin payı da 54.1'den 54.8'e arttı. Yani burada bir gelir dağılımı eşitliği de ne yazık ki söz konusu değil. Türkiye tarihsel olarak en büyük borç batağına saplandı. İç dış borç toplamı 16.5 trilyon liranın üzerine çıktı. Ve halkın, üreticilerin ve sanayicilerin ekonomiye olan güveni çok ciddi bir biçimde düşüyor. Peki değerli basın mensupları, değerli halkımız, çözüm yok mu? Çözüm elbette var. Ancak çözüm denenmişi denemekten geçmiyor. Çözüm kapitalizmin kurallarını bir ayet gibi terakki etmekten geçmiyor. Çözüm neoliberal politikalara sarılmaktan geçmiyor.
çözüm dışarıdan para gelsin de bu meseleleri çözelimden geçmiyor. Çözüm bu ülkede yeni bir üretim ve paylaşım felsefesini demokratik, kamucu, yerelci, halkçı bir üretim ve paylaşım felsefesini hayata geçirmekten geçiyor. O sebeple şu son günlerde çok fazla ekonomi tartışmaları, alternatif ekonomi nasıl olacak tartışmaları yapılıyor ama bunun esası değerli arkadaşlar yaşanmış olanı, denenmiş olanı tekrar denemek falan değildir. Esası yeni bir paradigmadır. Yeni bir paradigmanın kurulmasıdır. Burada da bir ayağı bu topluma basan, buradaki enflasyonu, istihdam sorununu, cari açığı, bütçe açığını vesaire çözecek ama diğer ayağını da gelecek toplum tahayyülüne yani kadın eksenli, ekoloji eksenli, insanın insanca yaşadığı demokratik bir modernite ekseninde insanların kendi kimlikleriyle, kendi varlıklarıyla, emekçinin ürettiğinde karşılığını aldığı yeni bir toplumu tahayyül etmektir. İşte biz çözüm bütçesi adı altında bir bütçe önerisi oluşturduk. Burada kaynaklar yoksullardan değil, esas olarak zenginlerden. Örneğin servet sahibinden, örneğin rant sahibinden, örneğin atmosferi kirleten fabrikaların sahibi olanlardan karbon vergisi biçiminde alınacak. Daha çok buralardan toplanacak ve halkın geneline yayılacak. Ama bitirirken şunu söyleyeyim. Önümüzdeki haftalarda, birkaç hafta içerisinde Halkların Demokratik Partisi Türkiye için nasıl bir ekonomi politikası, nasıl bir ekonomi programı öneriyor? Onu tekrar huzurunuza gelerek ifade etmeye çalışacağım. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Soru yok galiba arkadaşlar. Teşekkürler.